6 Şubat 2023 tarihinde Doğu Anadolu bölgemizde büyük bir deprem meydana geldi. Elbette ki üzücü bir haberle uyandık. Bütün vatandaşlarımıza, yani sağ kalanlara geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar, ölenlere rahmet diliyorum. Şimdi ülkemizde deprem üreten iki tane ana fay zonumuz var bizim. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu fay zonu, diğeri Doğu Anadolu fay zonu. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu dediğimiz fay zonunun üzerinde meydana geldi. Bu Doğu Anadolu fay zonu Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlar. Bingöl, Palu, Sivrice, Pötürge, Çelikan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden, Maraş'ın Pazarcık ilçesinden Türkoğlu'na kadar bir hat şeklinde uzanır. Türkoğlu'nda iki kola ayrılır. Kollardan bir tanesi Amanos Dağları'nı karşıdan karşıya geçerek Düzici, Osmaniye ve Yumurtalık üzerinden Akdeniz'e uzanır. Bir diğeri Türkoğlu'ndan güneybatıya doğru, bu Antakya'ya doğru işte Hassa, Islahiye, Hassa, Kırıkhan civarından Antakya üzerinden Suriye'ye doğru uzanır. Bu deprem Maraş'ın Pazarcık ilçesi ile Adıyaman'ın Gölbaşı arasındaki fay üzerinde meydana geldi. Biz aslında bölgede yaptığımız araştırmalarda buralarda böyle bir depremin olabileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü az önce söylediğim gibi ülkemizin en önemli deprem kaynaklarından bir tanesi sonuçta aktif bir fay. Dolayısıyla bu tür fayların üzerinde belirli aralıklarla sık sık böyle büyük depremler meydana gelir. Bu özellikle depremin meydana geldiği yerin jeolojik yapısına baktığımızda ve de geçmiş dönemdeki depremleri incelediğimizde örneğin bugün meydana gelen depremden önceki bir önceki en büyük deprem 1114 yılında meydana gelmiş. Yani günümüzden 900 yıl önce meydana gelmiş. Şimdi bu fayların üzerinde bloklar, yani fay bir düzlem şeklinde düşünürseniz her iki tarafında zıt yönlerde hareket ederler. Bu fay üzerinde de bu zıt yönlerde hareket etme oranı yılda 6 milimetre civarında. Dolayısıyla en son 1114 yılında meydana gelen depremde siz saatin sıfırlandığını düşünün. Yani bu şekilde bir deprem meydana gelmiş ve saatin sıfırlanmış olduğunu düşünün. Yılda 6 milimetre, 900 yılda yaklaşık 6 metreye yakın bir stres birikimi demektir orada. İşte bugün o stres birikimi boşaldı ve bu depremi meydana getirdi. Bunun güneybatısında örneğin Türkoğlu civarında yine tarihsel dönemlerde 1513 yılında bir deprem var. Örneğin bu depremin meydana gelmiş olması, yani bugün meydana gelen deprem 1513 yılında meydana gelen depremin fayının üzerinde gelecekte meydana gelecek depremi öne çekecektir. Yani dolayısıyla onu tetikleme dediğimiz olay gerçekleşebilir. Orada da örneğin fay harekete geçip büyük bir deprem olma potansiyeli oldukça yüksektir. Kuzeydoğu'ya doğru gittiğimizde örneğin işte Çelikan tarafına doğru ben bu kırığın Çelikan'a kadar olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda olabilecek bir kırık. Zaten Kuzeydoğu'su 24 Ocak 2020 yılındaki depremde, bu Elazığ depreminde kırılmıştı. 6.8 büyüklüğünde bir depremle. Oralarda aslında orta büyüklükte veya daha küçük boyutlarda depremler meydana gelebilir. Ben örneğin o bölgede böyle 7'nin üzerinde bir deprem beklemiyorum ama az önce de işaret ettiğim gibi özellikle fayın güneybatıya doğru uzanımı, yani kuzeyden Osmaniye Düzici taraflarına doğru olan kol üzerinde biraz daha oranın tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Antakya'ya doğru giden kol da 1822 yılında yine büyük 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelmişti. Orada da böyle hani 6 civarında orta büyüklükte depremler olabilir. Ama esas bu depremden sonra tehlike oluşturan bölge şu an için Türkoğlu ve Osmaniye arasındaki fayın o kısmıdır diye düşünüyorum. Tabii ki böyle bir deprem meydana geldiğinde vatandaşların doğal olarak akıllarına ilk gelen soru, çünkü biz örneğin yani yer bilimciler olarak bu depremi yani bu bölgede bekliyorduk ama vatandaş bunu bilmiyordu. Vatandaşın en büyük beklentisi İstanbul civarı. Dolayısıyla bu deprem olduktan sonra eminim ki birçok vatandaşın aklına ilk gelen soru acaba bu deprem İstanbul depremini tetikler mi diye olacaktır. Başlangıçta söylediğim gibi şimdi ülkemizdeki deprem kaynakları, iki tane önemli deprem kaynağı var demiştik. Birisi Kuzey Anadolu fay zonu, diğeri Doğu Anadolu fay zonu. Bu ikisi birbirinden farklı faylar. Örneğin Doğu Anadolu fayı ülkemizin güneydoğusunda bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi Karlıova ile İskenderun Körfezi arasında. Bizim Kuzey Anadolu fayı ise Karlıova ile işte ülkemizin kuzeyini kat ederek Marmara Denizi'ne, oradan da Kuzey Ege'ye doğru gider. Dolayısıyla İstanbul'da beklediğimiz deprem Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde meydana gelecek. Birbirinden tamamen bağımsız faylar olduğu için bugün meydana gelen depremin İstanbul depremini tetikleme veya yani orada sıkıntı yaratacak bir durumu yok.